Merhabalar, bu dersimizde koşullu olasılıkla ilgili örnek soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Bir ailenin 3 çocuğundan birisinin erkek olduğu bilindiğine göre diğer ikisinin kız olma olasılığını soruyor bize. Yine bilinen bir olay var ve bize diğer olayı soruyor. Koşul olasılıkta neyi buluyorduk biz ya da formülümüz nasıldı? Bilinen olaya biz A diyorsak hemen onu hatırlatayım. A olayının olma olasılığı B olayı bilindiği halde A olayının olma olasılığı. A ve B olayının olma olasılığı bölü neydi? B olayının olma olasılığıydı. Bu zaten bizim genel formülümüzdü arkadaşlar. Şimdi e, biz o zaman olası bütün e, olması gereken olayların hepsini bir yazalım. Yani örnek uzayımızı yazalım arkadaşlar. Örnek uzayımız nedir? Şöyle diyelim. 3 çocuğundan 3 çocuklu 3 çocuktan kız ve erkeklerin olma olaylarını bulalım. Şimdi birinci çocuk erkek olsun, ikincisi erkek olsun, üçüncüsü yine erkek olsun. Erkek, erkek, kız olsun. Erkek, kız Şöyle yapalım. Erkek kız ...erkek olsun. Daha sonra... E, ...erkek... ...şöyle yapalım. Erkek, kız... ...kız olsun. E, kaç tane olay oldu? 4 tane. Normalde... ...2 üzeri 3, 8 tane olay yazmam lazım. Benim 3 çocuk dediğine göre erkek, kız... ...kız dedik. Kız... ...erkek, erkek olsun. Kız... ...erkek, kız... ...kız... Ee, erkek, erkek, kız erkek kız 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 erkek kız erkek erkeği yazdık. Daha sonra kız 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 olsun. Bakın kaç tane olay oldu. Arkadaşlar erkeğin başta olduğu 4 olay kız erkek kız erkek kız kız erkek, kız kız kız. 4-8 tane olay oldu. Şimdi örnek uzayımızı yazdık. O zaman ben şunu bulmam lazım değerli arkadaşlar. P İkisinin kız olma olasılığına 2K diyelim. Erkek olduğu bilindiğine göre, birinin erkek olduğu bilindiğine göre o zaman P diyorum. 2 kız ve 1 erkek olma olasılığı bölü erkek olma olasılığı. Şimdi 2 tanesinin kız, bir tanesinin erkek olduğu durumlar hangileri? Bakıyorum buraya. Bakın bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. O zaman kaç tane olayım oldu? Benim 3 tane olayım oldu. 2 tanesinin kız bir tanesinin erkek olma olasılığı her iki durum bölü toplam durum. Yani 3 bölü 8. Direkt 3, 8 her ikisinin de paydasının olduğu için direkt 3 bölü 3 yazabilirim. Ama biz 3 bölü 8 yazıyoruz. Neden? Bir durumun olasılığı neydi? PA'nın olasılığı neydi? a'nın olduğu durumlar olaylar bölü tüm olaylar yani evrensel olay. Dolayısıyla iki kız bir erkek olması, iki kız bir erkek olduğu durum 3 bölü bütün durumlar 8. Peki e, erkek olma olasılığı nedir? Yani herhangi bir tanesinde erkek olma olasılığı. Erkeklerin olduğu durumlar bakın 1 2 3 4 burada var 5 6 7. Bir tane durumda durumda hiç erkek yok. Diğer 7 durumda erkek var. O zaman ne olacak arkadaşlar? 7/8 bölü 8 olacak. Buradan da cevabımız 3/7 bölü 7 olarak bulmuş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, koşullu olasılık sorularında daha kolay bir yöntem var. Bu da çok güzel bir yöntem. Çok kısa sürede yapabiliyoruz. Bunu da göstermek istiyorum sizlere. Bizim olaylarımızı tekrar yazdım. Şimdi bakın Soruda ne diyor? Birisinin erkek olduğu bilindiğine göre diğer ikisinin kız olma olasılığı. O zaman birisinin erkek olduğu durumlar, yani en az birisinin erkek olduğu durumlar şunlar. Şunların, şu durumların hepsinde e, çocuğun erkek olma olasılığı var. Fakat şurada 3 tane kız var, bu durumu çıkardım. Şimdi bizim örnek uzayımız bu olsun. Diğer ikisinin, yani bir tanesinin erkek, diğer ikisinin kız olma olasılığı hangi durumlar? Bakın, onlar da. Bir erkek iki kız olma olasılığı şu durum. Şu durum ve şu durum. O zaman 3 tane durum var. O zaman bizim cevabımız istenilen durumlar 3 tane durum olduğuna göre buna A diyelim. PA eşittir. 3 toplam durum 7 tane durum var. Bakın cevabımız 3 bölü 7 olarak bulunmuş oldu. Çok daha kısa bir sürede basit bir yöntemle de yapabiliyoruz. Şimdi diğer soruya geçelim. Devam ediyoruz kıymetli arkadaşlarım. Şimdi önce sorumuzu okuyalım. İki hilesi zar atılma deneyinde eğer gelen iki sayının toplamı 6 ise bir zarda gelen iki sayının 2 olma olasılığı nedir diye bir sorumuz var. Şimdi hiç formül kullanmadan yapacağım bu soruyu. Diğer soruda olduğu gibi. Ee, şimdi bizim asıl koşulumuz şu. Eğer iki tane sayının toplamı 6 ise. Bunun içerisinde de şunu arayacağız. Gelen sayı zarlardan birinin 2 olması. Şimdi örnek uzayımızı yazalım o zaman arkadaşlar. Bakın burada toplam örnek uzay yazmayayım. Şu eğer iki sayının 6 toplamının 6 geldiği örnek sayı uzayı yazacağım. Yani örnek uzay şöyle diyelim. altılı örnek uzay diyelim. Böyle bir isim şey yapalım. O zaman iki sayının toplamının 6 geldiği durumlu hatta direkt şöyle yapalım. Yine E yazalım. İki şey yazmaya gerek yok. İki sayının toplamının 6 geldiği örnek uzaylar hangileridir şimdi? Zarlarım 1 5 gelirse toplamı 6 ya da 2 4 gelirse toplamı 6. 3 3 gelirse toplamı 6. Daha sonra 5 1 gelirse toplamı 6, 4 2 gelirse toplamı 6. Bakın toplam kaç tane? 1 2 3 4 5 tane örnek uzay oldu. Değil mi? 5 tane örnek uzay oldu. Şimdi biz burada şunu arayacağız. Bir zarda 2 sayısının olma durumunu arayacağız. Şimdi bunlardan atılan zarlardan bir tanesinde 2 olma durum bakın şurada var. 2. Bir de şurada bir tane 2 var. O zaman bizim istediğimiz olayların olasılığı nedir? Buna da PA dersek arkadaşlar. Yani A olayı diyelim buna da. A olayında da istediğimiz durumlar 2 ile 4 ve 4 ile 2. Bakın. O zaman bizim sonuç olarak elde edeceğimiz olasılık değeri PA eşittir. Nedir arkadaşlar? SA bölü S, E'dir. Burada da S, A durum. Yani A olaylarının olma sayısı, çıktı sayısı nedir? 2'dir arkadaşlar. 2 bölü 5'tir. Cevabımız 2 bölü 5'tir. Bakın koşullu olasılığın kuralını aslında burada hiç uygulamadım arkadaşlar. Uygulasaydım nasıl yapacaktım? Bakın şöyle yapacaktım. Şimdi İki sayının toplam altısı zarda bir zarda gelen sayının iki olma olasılığı. P bir zarda gelen sayının iki olma olasılığına 2 diyelim. Olaya iki diyelim ve iki sayının toplamının altı olma olasılığı toplam 6 diyelim eşittir. P hem iki toplamının da 6 gelme durumu bölü toplamının 6 gelme durumu. Burada hem iki hem de toplamının 6 gelme durumu nedir arkadaşlar? Ee, bakın şurası ve şurası. Bu o, o, olasılık nedir? 2 bölü toplam olasılığım nedir benim? Toplam iki zar attığımda gelen elde edeceğim toplam olasılık 6 üzeri 2 36'dır. 36 bölü toplamın 6 gelme durumu da şuradaki durumlardır. Değerli arkadaşlar burada da 5 tane durum var. 5 bölü 36 36'lar direkt gider. 2 bölü 5 cevabını elde etmiş olurum. Ama bunu kullanmaya gerek var mı? Bence hiç şunu kullanmaya gerek yok. Direkt kısa yoldan biz şöyle yapabiliyoruz değerli arkadaşlar. Şuraya bir set çekelim. Elde ettiğim olay 2. Toplam olay bakın toplam olay 5. Cevabım 2 bölü 5. Şimdi diğer soruya geçelim. Değerli arkadaşlar 3. sorumuza devam ediyoruz. Düzenli sefer yapan bir uçuş için uçan zamanda kalkma olasılığı 0.83, zamanında varma olasılığı 0.82 olup hem zamanında varması hem de zamanda kalkma olasılığı 0.78'dir buna göre. Uçağın kalkış saati verildiğine göre zamanında varma olasılığı 5 şıkkında uçağın zamanında varış saati bilindiğine göre zamanında kalkma olasılığını bize soruyor değerli arkadaşlar. O zaman önce A şıkkından başlayarak sorumuzu çözelim. Şöyle A diyelim. Bir saniye. A şıkkı. Şimdi uçağın kalkış saati verildiğine göre zamanda var mı olasılığını soruyor. P zamanda var mı olasılığına V diyelim. Kalkış saati bilindiğine göre eşittir. Hem zamanda varış hem zamanda kalkış olasılığı nedir? P e, zamanında zamanda varış ve zamanda kalkış olasılığı K bölü neydi? Zamanında varış olasılığıydı arkadaşlar. Bölümde de P zamanda pardon iki, bölüye de şurayı yazıyorduk değil mi? Bakın şeyi anlatmıştım daha önceden. P, K. O zaman hem zamanında varış hem zamanında kalkış olasılığı 0.78 bölü bölü. Ne diyeceğiz arkadaşlar? PK zamanında kalkış olasılığı yani şurası 0.83. 83. Şimdi bunun cevabı da şu olacak arkadaşlar. 0.78 bölü 0.83 yaklaşık 0.939 olacaktır. Böylelikle A şıkkımızın cevabını bakın burada bulmuş olduk. Şöyle yapalım. Şimdi B şıkkımızın cevabını bulmaya çalışalım. B şıkkında da bize ne diyor? Uçan zamanda varış saati bilindiğine göre zamanda kalkış olasılığı. Zamanında kalkış olasılığını soruyor. Hangi koşulda varış saati bildiğine göre eşittir. Yine P, K kesişim. Ve yani hem kalkış hem varış olasılığı bölü nedir? İkinci durumda P, V. Bu neydi? Bizim koşu olasımızın kuralıydı. Hem kalkış hem varış saati bakın 0.78 aynı şekilde bölü. PV yani zamanda varış. Bakın varma olasılığı da 0.82 Buradan da cevabımız yaklaşık olarak 0.951 olarak bulunmuş olacak. B şıkkımızın cevabı da bu şekilde. Sorumuzun çözül, çözüm şekli bu şekilde. işte formül koşu olasılıkta bazen gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Bu sorumuzun çözümü de bu şekilde. Değerli arkadaşlar. Bugünlük burada noktalıyorum Bu koşulluk koşullu olasılıkla ilgili bir ders daha yayınlayacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.